Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Ali Şekerda, ETSO seçimleri ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İş dünyası istikrardan yana oy kullanacak diyen Şekerda, hedeflerinin TSO'yu A sınıfı oda statüsüne kavuşturmak olduğunu ifade etti. Öte yandan Ali Şekerda sebze hali esnafıyla da bir araya geldi. 12 Kasım 2022 cumartesi günü yapılacak olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde başkan adayı Ali Şekerdağ açıklamalarda bulundu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine sarı renk oy pusulasıyla iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Şekerdağ, seçimlerle ve projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Şekerdağ Elazığ iş dünyası yüksek feraset sahibidir. Bu nedenle yanlış adamdan doğru, doğru adamdan yanlış iş çıkmayacağını bilir. Bu nedenle Ticaret Odası'nın hem temsilde hem de hizmet kalitesinde kesintiye uğramadan devamlılığından yana oy kullanacağına yürekten inanmaktayız dedi hedeflerinin TSO'yu A sınıfı oda statüsüne kavuşturmak olduğunu da dile getiren Ali Şekerda, içi boş, karşılığı olmayan, üyeyi aldatıcı, yanıltıcı projeler açıklamak iş dünyasına karşı yapılan en büyük hadsizliktir. İnsanlar ağzından çıkanı iyi hesap etmeli. Politikacı değiliz. İş dünyasına hizmet etmek için büyük bir vebalin olduğu bir makama talibiz. Elbette hizmet dönemi içerisinde ne yapılacağını iyi hesap etmek ve projelendirmek gerekir. Ama bunun bir usul ve yöntemi vardır. O da Odamız halen B sınıfında olup A hedefiyle çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bizim tek önceliğimiz bu hizmet döneminin ilk yılında odamızı A sınıfına taşıyıp burada kalıcı olmaktır. Bakın bu çok kolay bir süreç değil. Tam 103 kriterde değerlendiriliyorsunuz. Böylece kendinizi ifade etmişseniz A sınıfına yükseliyorsunuz. A sınıfına yükselmek de yetmiyor. Tüm bunları sürdürülebilir kılmanız da gerekiyor. Aksi takdirde bir sonraki yıl yeniden bir alt lige düşüyorsunuz. Bu nedenle odamızın tüm seçilmiş yönetim organları, odamız profesyonelleri, paydaşlarımız ve uzmanların katılımıyla 2022-2026 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planını 2022 yılı bitmeden hazırlayıp ilan edeceğiz. Bu planda yer alan her bir başlık ve hedef bizim bu 4 yıllık hizmet dönemimizin vazgeçilmezi ve temel ilkelerimizi oluşturacak. Yani planlayan ve plana sadık kalan, ölçülebilir hedefleri olan ve etkileri de ölçülebilen bir hizmet dönemini hep birlikte iş dünyamıza ve şehrimize, şehirimize kazandıracağız. Tüm görsellerimizde kullanmış olduğumuz mottomuz olan geçmişte izimiz geleceğe sözümüz var derken işte tüm bunları kastediyoruz. Siz çok kıymetli medya kuruluşlarımızın aracılığıyla bugüne kadar ulaşamadığımız tüm üyelerimize bir kez daha seslenmek isterim. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası itibar bulma ve makam sahibi olma yeri değildir dedi. Etso Başkan Adayı Ali Şekerdağ öte yandan sebze hale esnaflarıyla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Adayı Şekerdağ, Elazığ ekonomisine değer katan sebze hale esnafının sorunlarını bildiklerini ve çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini kaydetti. Esnaf gezisi sonrasında kısa adı Elsem Kom olan Elazığ Sebze ve Meyve Komisyonları Derneği'ne giden Şekerdağ, Başkan Rıza Gündüz'le bir araya geldi. Dernek Başkanı Gündüz, Elazığ Ticaret ve ve Sanayi Odası başkan adayı Şekerdağ başarılar diledi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Ali Şekerdağ seçimi kazanmaları halinde esnafla sürekli iç içe olacaklarını belirterek esnafın sıkıntılarını bildiklerini kaydetti.